Mevcut sağlık sisteminin halk ve emekçiler yararına olmadığını, dönüşüm, reform, beyaz reform adı altında yapılan uygulamaların sağlıksızlık ürettiğini ve yaşamlarımıza kastettiğini defalarca dile getirdik. 30 Temmuz tarihinde Erzurum'un Olt ilçesinde ambulans kazasında iki sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Yine 30 Temmuz tarihinde Muğla, Bodrum, 12 No'lu Ortakent ASM hekimi Doktor Mustafa Hürkal sözel ve fiziksel şiddete uğradı, kalp krizi geçirdi ve halen yaşam mücadelesi veriyor. 29 Temmuz'da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste hasta yakınlarının bıçaklı kavgası sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı. 29 Temmuz'da Kayseri'de emniyet müdürünün çocukları tarafından doktora yönelik şiddet olayı yaşandı. 25 Temmuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne görev yapan hekime şiddet olayı gerçekleştirildi. 24 Temmuz Ahmet şubemiz Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oda sıcaklıklarının 32 santigrat derece olmasına rağmen ameliyatların devam ettiğini duyurdu. Hasta güvenliği ve enfeksiyon kontrol önlemi gereği hastanede oda ısısı aralığının 20 ve 23 santigrat derece arasında olması gerekmesine rağmen 10 hastanın ameliyatının 35 santigrat derecede yapıldığı iddiasına henüz cevap verilmedi. 17 Temmuz tarihinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hasta yakınları ve sağlık emekçileri için dağıtılan öğle yemeği zehirlenmeye neden oldu. 2000 kişiye dağıtılan yemekten resmi kayıtlara göre zehirlenenlerin sayısı 150 kişi olarak basına ve kamuoyuna yansıdı. Sayının az tutulması için yöneticiler devreye girmiş, sağlık emekçilerine istirahat raporu bile verilmemiş, iş kazası bildirimi yapılmamıştır. 10 Temmuz tarihinde Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde 45 derecelik sıcak havaya rağmen çalışmayan soğutma sistemi nedeniyle emekçiler ve hastalar yaşamlarının tehlikede olduğunu ifade ettiler ve bunu duyuran yönetici ve temsilcilerimiz görev yerleri değiştirilmesiyle karşı karşıya kaldı. Bugün İstanbul'dan Mardin'e pek çok birimde klimalar ya çalışmıyor ya da bakımları uygun periyotlarla yapılmadığı için hasta ve çalışanlar için solunum yolu hastalıklarına yol açan biyolojik risk etkeni oluyor. Bu durumu dile getiren üye ve temsilcilik yöneticilerimizin İSG birimlerine, kurullarına verdikleri dilekçeler işleme alınmıyor. Dilekçelerine cevap verilmiyor. Yöneticilerimiz birimleri değiştirilerek suskun kalmaları için baskıya maruz kalıyorlar. Hasta ve çalışan güvenliğini umursamayan, risklere gidermedikleri için iş kazasına yol veren, kamuyu zarara uğratan, önce zarar verme ilkesini yok sayan bir yöneticinin ne soruşturmaya tabi olduğunu ne de ceza aldığını görmüyor, duymuyoruz. İş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle yaralanıyoruz, ölüyoruz. İş sağlığı ve güvenlik kanunu ve bağlı ilgili mevzuat uygulanmıyor. İş kazaları ve iş cinayetleri sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı görevini yapmaya davet ediyoruz. Kimse hatasının bedelini ödemiyor.